Sana ne haber? Ortak? Ortak ne haber? Bomba. Hatta öyle bir bomba ki birazdan patlayacağım yani. Öldüm sıkıntıdan ya. Çıkarsana beni dışarı. Çıkaramam. Niye ya? Bir randevum var da Cansu'yla. Hoho! Aşıklar sonunda birleşiyor yani. Bir zahmet oğlum. Bir haftadır seni bekliyoruz. Madem sen de iyisin. Ha iyi miyim? Diyorsun. Ha, iyiyim dedim ya oğlum işte. İşe de dönebileceksin o zaman yani. Ha. Ah bak oğlum elime bir ağrı girdi benim ya. Oğlum bir garip bu yamuk mu kaynadı? Ne oldu bu kola bir şey oldu sanki ya. Mer. Cansu'ya her şeyi anlatacağım diyeceksin değil mi? Oğlum bak ben bu sefer çok kararlıyım. Vallahi bak çok çalışacağım, çok uğraşacağım, geleceğim işe. Öğreneceğim ya. Bari öğret de öyle git. Hastanede bir kova ter döktük kardeşim biliyorsun değil mi? Ya yalanımız ortaya çıkacak diye cambaza döndük biz orada. Ama artık yeter. Hem inan bana Cansu kimseye bir şey söylemez. Gerçekten. Abi Ece'ye söyler. Ya tam da kızla kavuştuk derken. Düşün. Yine kendini düşün. Ama bir kere beni de koy yanına be. Hayatımda ilk defa aşığım diyorum sana. Hayatımda ilk defa kalbim böyle atıyor diyorum sana. Ben diyorum ki saçının bir teline zarar gelse dünyayı yakarım. Sen diyorsun git yalan söyle. Yapamam ben, kıyamam ben. Benim tek istediğim bir kere olsun kendi adımı onun ağzından duymak. Çok şey mi istiyorum? Ne yapıyorsun sen? Her şey için teşekkürler kardeşim. Sen sözünü tuttun. Şimdi sıra bende. Hadi git hayalini yaşa. Teşekkür ederim kardeşim. Bak göreceksin her şey çok daha güzel olacak. Ve ben seni bırakmam ki. Ne zaman kafan sıkışsa ara gelirim ben geri. Gelme abiciğim. Ne demek gelme? Bak sen senin gölgende yaşamak ne demek biliyor musun ki? Ya ben hayatım boyunca seni dinledim babaannem. Zaten bir tane rol model var, babam. Hikmet Çağlan. Her şeyi mükemmel yapan adam. Bir de onun kopyası var. En az onun kadar başarılı, dürüst, çalışkan, mükemmel Kerem Özkan. Bir de ben varım. Mert Çağlan. Tamam, başarısız. Serserinin teki. Senin bir suçun yok abicim aslında. Sen fazla bile dayandın bana. O yüzden şimdi git hayalini yaşa abi. Git sevdiğin kızın peşinden koş. Ne yapıyorsun oğlum? Ben seni ne zaman bıraktım oğlum? Bak, işi öğrenir öğrenmez uzarım tamam mı? Bu sefer çok çalışacaksın. Eşek gibi çalışacaksın. Tamam lan söz. Şişt, bak Cansu'ya söylemek yok ha. Tamam mı? Söz mü? Ya Allah seni bildiği gibi yapsın. E var oğlum. Yani çek. Ben gidiyorum. Daha hazırlanmam lazım. Biliyorsun randevum var. İyi hadi selam söyle yengeye. Hadi hadi hadi.
Ya bulamıyorum Elif Hanım'ın dosyasını ben. Biliyor musunuz? Sizle tanışmadan önce Süreyya Koran hakkında böyle bir sürü korkunç hikaye dinledim. Ama bu açıdan bakınca biraz abartmışlar gibi. Öyle mi? Sizce nasıl peki? Cesur. Gözü pek. Lafını sakınmayan. Bu dosyayı arıyordunuz. Evet, teşekkürler. Ah, saat 9 olmuş. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ne mutlu bana. Ama artık gitmem lazım. İşi bırakalım, karşılıklı bir kahve içelim mi? Gerçekten geç oldu ve eve dönmem lazım. Tamam, haklısınız. Ben de sıkıldım bu vakıf ortamından. Sahilde müthiş bir balıkçım var. Harika balık ekmek yapar, parmaklarınızı yersiniz. Balık ekmek ve ben. Gerçekten kendinizi aşıyorsunuz Levent Bey. Tamam. O zaman balıkları kendi ellerimle ben pişireyim. Müthiş ızgara. Usta beni tanır, sıkıntı yapmaz. Ama ben yaparım. Şimdi gitmem lazım. Hem zaten bir sürü işimiz var. Yarın yeniden buluşacağız nasılsa. Size iyi geceler. 13 saat 55 dakika 42 saniye. Efendim? Sizi tekrar görebilmem için beklemem gereken zaman. Hoş geldiniz. İçeride mi gireceksin? Evet. Kendi evime girerken senden izin mi alacağım? Süreyya nerede? Henüz gelmediler efendim. Şu hale bak. Bu saat olmuş, evin hanımı evde yok. Bu ailenin iyice çivisi çıktı. Göstereceğim ben hepinize. Aşk ne güzel şey ya. Alo, sevgilimle mi görüşüyorum? Ya sen bana sevgilim mi diyorsun be? Ben seni yerim be. Ya yiyemezsin. Daha iyileşmedin. Oho kızım, ben çoktan iyileştim ki. Şişt, bana bak, hadi hazırlan şöyle güzel bir yere, romantik bir yere baş başa yemek yemeye gidelim beraber ha. Ya saçmalama, iyileşmedin. Ayrıca ben senin anneni gördüm. Vallahi o kadın seni hiçbir yere bırakmaz. Ne annesi ya? Ya hani markete gelmişti ya. Ha yok canım, ben hallettim o işi, izin aldım ondan ya. Şişt, bana bak, dışarıda ilk buluşmamız bu. Şöyle güzel bir mekana götüreyim seni. Müthiş bir manzarası olan bir mekana gidelim ha. Ya ama şimdi öyle mekana falan gerek yok yani. Hastaneydi, ilaçtı derken bir sürü masraf yaptın. Ben seni öyle bir mekana götüreceğim ki aklın çıkacak. Vay. İyi tamam, o zaman bir saate geliyorum seni almaya, tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Ay, acil durum. Vallahi bravo, artık odamı mı karıştırmaya başladın? Aa, ne münasebet. Masanın üstünde bırakmıştın. Yarın tam bir haftan doluyor. Hayır, merak ettim ilerleme kaydedebildin mi diye. Ama bakıyorum da yerinde sayıyorsun. Vay be. Demek sen bu zavallı insanların içinden tam 10 kişiyi kovacaksın ha? Gerçi sen araştırmışsındır. Yani kim zor bela çocuk okutuyor?
kimin evde zavallı hasta bir annesi vardır diye. Hı? Araştırma yapmama gerek yok ablacığım. Çalışanlarımızın ailevi durumlarını zaten biliyorum. Sen de arada sırada onlarla muhabbet edersen sen de bilirsin. Bir şey değil yani. Hadi Can, itiraf et. Keşke şimdi bütün bunları bilmeseydim demiyor musun? En azından onca zavallı insanı kovarken vicdanın daha az sızlardı. Bu içinde zor bela tuttuğun öfke var ya, aslında bana değil, kendine. Umarım o kozmetik mağdurları bütün bunlara değer. Çünkü artık bu işin geri dönüşü yok Can. Tamam, tamam, tamam. Hadi benden sana son bir abla tavsiyesi. Bak bu son kıyamı unutma. Nasıl karar ver biliyor musun? Hah, bu. Bunu kov. Vallahi bunu kov. E yeter be! Git buradan. Asıl sana yeter. Can, yol yakınken pes et. Çünkü bu işi yapacak yürek yok sende. Ece? Ah Uğur böceğim. Ay iyi ki sensin. Ne oldu niye? Kimi bekliyordun ki? Ya Kerem gelecek de bugün ilk buluşmamız da ona sürpriz hazırlıyordum. Ya bizim de Mert'le bugün ilk buluşmamız da ben acaba burada hazırlanabilir miyim diyecektim. Ya deli misin? Tabii ki hazırlanırsın. Sen geç ben yemeklere bakıp geliyorum. Tamam. Hoş geldin Süreya. Aklına esti, eve mi döndün? Kimden izin aldın, affedersin? Kendimden. Hiçbir yere gitmiyorum. Hem bir hafta verdik sana, yetmedi mi? Burası benim evim. Bunu alırsan iyi edersin. Hem sen neredesin bu saate kadar ya? Ne yapacağım? Çalışıyorum vakıf için. Vakıf için çalışıyorsun. Ne yapıyorsunuz? Böyle süslenip püslenip oturuyorsunuz. İngiliz kraliyet ailesi gibi böyle serçe parmaklarınızı kaldırıp çayınızı yudumlarken... ...yok efendim onun düğünü böyle olmuş, şunun kızı böyle yapmış diye dedikodu yapıp duruyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Bir de çalışıyorum diyorsun ya. Bak bakalım nelere çalışıyormuşum. Gitmeseydiniz geri sayımlara gerek kalmazdı. Bu? Bunun rengi mi soğumuş ya?
Bunun rengi solda olmaz. Bu. Ya ben bunu bir gerizekalı ile buluşurken giymiştim. Bu da olmaz. Yani bunun beli oturuyor aslında ama biraz fakir mi gösteriyor? Ya Ece ya. Peki bir şey soracağım. Bu nasıl peki? Bu olmaz. Niye? Bu ne diyor biliyor musun? Daha önce hiç sevgilim olmadı. Çok tecrübesizim. Ne desen inanırım diyor. Bu olmaz. Peki bununla nasıl bir mesaj veriyor olabilirim? Ver. Merhaba. 4 yıllık ilişkim yeni bitti. Tekliflere açığım. Karşıma çıkan ilk fırsatı değerlendireceğim. Ne dersin bebeğim? Bu gece bana gidelim mi? Diyor. Ya öp Ece ya. Bari bu iyi bir şey desin o zaman. Yani bir tek bu kaldı zaten. Ay bu ne desin ya? Bu Allah diyor. Hemen bunu giy. Çabuk uğur böceğim. Çok güzel. Gerçekten mi? Evet çabuk. İyi tamam hadi giy. İşte bu. Biliyorum seni zamanında çok üzdüm elbisesi. İlk aşkım değilsin, özür dilerim. Ama son aşkım olacaksın, yemin ederim. İşte bu. Ay Uğur böceğim ne kadar güzel olmuşsun. Ay. Ya Allah kahretsin ya. Ne yapacağım ben şimdi? Şey ya nazar değdi nazar çıktı ya değdi çıktı. Bir şey olmaz. Sen şimdi onu çıkar ben onu halledeceğim. Tamam mı hadi. Ya Ece ya bu hangi dönemden kalma bu maşa? 4 ev arkadaşıyla yaşadığım dönemden canım. Ay Uğur böceğim sen tesbih böceğine dönmüşsün ya. Tortop olmuşsun. Ya Ece benim elim ayağım titriyor. Niye minnoşum? Ya bilmem. Ya bu gece her şey yolunda gitmezse hani ben biraz... Sakın. Sakın uğursuzum falan deme. Ya ben seni hazırlayacağım. Öyle yapma tamam mı? Hadi gel. Bitti bu da zaten gel. Söyle bakalım Uğur böceği. Bu mu yoksa bu mu? Bence kesinlikle bu. Boğmuyor değil mi? Yok yok bu. Sence bu mu yoksa bu mu? Bir de böyle bak. Bence bu. Aynen bence de ya. Ya inanmıyorum ya. Yani ben ki yılların pozitifiyim. Yani yemin ediyorum ben bile neredeyse çüş diyeceğim ya. Var bu gecede bir şey ama hayırlısı. Neyse hadi gel. Ya bir şey söyleyeyim bu da çok güzel oldu zaten. Vallahi hem daha rahat edersin. Gerçekten. Boşanma davaları mı?
Ben şu an ne yapıyorum biliyor musun Metin? Küveti doldurdum. Her yerim köpük dolu. Gerçekten mi? Ben de geleyim mi yanına? Bana da yer var mı o küvette? Son konuşmamızdan sonra hiçbir şey değişmedi Metin. Sen daha beni çok ararsın. Peki Ela'yı nüfusuma geçireceğim dersem? Ne? Evet. Ela'yı nüfusuma alacağım. Soyadımı vereceğim kızıma. Yarın hemen başlatıyorum işlemleri. Ay gerçekten mi? Evet gerçekten. Ya aşkım yine beni kırmadı canım sevgilim benim canım. Yarın geliyorum bak. Ay, gel tabii bekliyorum. Hadi görüşürüz. Alo hemen bizim kızlara haber ver. Benim evde parti var. Ela da artık yasal olarak bir koran oluyor. Tamam. Mert beyefendiler. Ece, artık Mert desek mi? Alright. Mert'ciğim, şimdi. Kadınlar bazen böyle ufak tefek kazalara uğrarlar. Eğer Cansu bunlara takılırsa moralini yükseltiyoruz, tamam? Nasıl kazalar bunlar? Yani işte böyle çorabımız kaçar, rimelimiz akar, ruj dişimize bulaşır. Hazırlanırken de oldu. Yani yine olursa Cansu'ya çaktırma. Şimdi ben doğru mu anlıyorum? Ne olursa olsun çok etkilenmiş gibi yapacağım, öyle mi? Aynen. Hadi ben kaçtım, Kerem bekler. Görüşürüz. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yani biraz talihsiz başladık aslında geceye ama... elbisem yırtıldı, topuğum kırıldı. Neyse boş ver. Pardon. Teşekkür ederim. Cansu, ne olursa olsun bugün çok güzel bir gün olacak. Biliyorum. Vay. Senin beni beklediğin günleri de mi görecektim ben ya? Sürprize hazır mısın? Gel bakalım hazır mıyım, değil miyim? Ya yapma. Önce buluşma yerimize gitmemiz gerek. Oo, bir de evde olacağız yani. Ya yapma ama. Ne dedim ya Allah Allah. Ne güzel uyurduk işte masum masum. Ne var? Bak böyle yaparsan gerçekten sokmam seni eve. Allah Allah. Hadi gel. Aa hakikaten sokmadı. Hadi. Bu tarafta. Ben burayı biliyorum. Evet. Aram Usta'nın yeri işte.
ilk randevumuzda beni köfteciye mi getirdin yani? Evet, beğenmedin. Seni buraya getirdim çünkü burası ilk anladığım yer. Neyi? Senin hayatımda kalıcı olduğunu. Benim için mi bu? Yani ilk randevumuz diye bu kadar romantik olmak zorunda değilsin. Cansu, hiç yalan söyleyemiyorsun. Kim? Ben mi? Nasıl bir şey ya? Ha? Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? Hadi yiyelim. İlaçlarını aldın mı sen? Açken içmen gereken ilaçları. Ha, yok, içmeyeceğim onları ya. Uyku yapıyor onlar. Ya olmaz. İçmen lazım. İyi, tamam. Aferin. İlaçlarını içtiğin için bunu hak ettin. Daha önce hiç kimse böyle ilgilenmemişti, biliyor musun? Yani tabii ilgilenenler oldu. Yani birkaç kız oldu tabii ama... Yani hiçbiri senin gibi değildi. Sen böyle şakalar yapmazsan ben hep ilgilenirim seninle. Ay hadi soğutmayalım, yiyelim onu artık. Gelsene buraya, bir şey deneyeceğim. Ya! Ya gel vallahi, bir şey deneyeceğim. Başka bir şey. Sıya. Yani ne bileyim, bugüne kadar hep evin yaraması haylası çocuğu. Böyle bir sürü kadın girip çıktı hayatıma. Hatta birçok kez aşığım diye yerlerde sürüldü falan. E'si işte bu başka bir şey Ece. Ya ben daha önce hiç böyle hissetmemiştim kendimi. Yani şuraya bir baksana. İşte etrafına bir bak. Bunlar bir mucize gibi benim için. Teşekkür ederim. Efendim, ne alırdınız? Sence ne alırız Ferdi? Kız arkadaşınız ne alırdı? Erkek arkadaşım ne alıyorsa ben de aynısından alırım. Peki efendim. Sen kız arkadaşı mısın benim? Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Benim de. Anlatsam sabaha kadar susmam herhalde. Olsun. Ben seni sabaha kadar dinlerim. Anlatsana. Üzülme. Benim de sana söyleyemediklerim var. Cansu, sana söz veriyorum. Artık her neyse o anlatamadığın şeyler, sana olan hislerimi değiştirmeyecek. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü dünya üzerindeki hiçbir şey şu an kalbimdekileri değiştiremez. Benim de.
kadar ne yaşadıysam sanki seni bulayım diyor. Sanki dünya yıllar önce yörüngesinden çıkmış da böyle seni bulunca yerine oturmuş gibi. Hani ben hep varmışım da sen gelince kalbim atmaya başlamış gibi. Bilmiyorum sözlerim ifade edebiliyor mu? Sözlere gerek yok ki. Yangın! Ne yok? Aa, yanıyor. Dur. Ferdi, Ferdi su getir. Aa. Ver. İyi misin? Al Ferdi. Yemekleri iptal edeyim mi? Yok canım, ne münasebet. Hiç sorun yok, bu gecede oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. İyi de... Cansu, bugün bizim ilk buluşmamız. Ne olur oturup yemeğini yer misin? Ne olur. Lütfen. Otur. Var, bu gecede kesin bir şey var. Telefonları kapatalım lütfen. Şu dakikadan itibaren dış dünyayla bağlantımızı kesiyoruz. Hay hay. Uzun uzun yıldızları seyredelim. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Sen yokken gökyüzü ne kadar boşmuş Kerem. Öyle mi? Ben hep şey sanıyordum. Yani çocukluğumdan beri kimse beni istemez sanıyordum. Birini annesi istemezse kim ister ki? Deliyim ya ben biraz. Ya biliyorum yani. İnkar etmiyorum. Ama sonra sen geldin. Beni o kadar çok istedin ki, inanamadım. Galiba o yüzden kaçtım senden. Oysa ben... Şapşal mısın sen ya? Ben seni hak edecek, ne yaptım acaba? Her şey çok güzeldi. Bak işte kazaya uğramadık. Evet, uğramadık. Bak elbisen sağlam. Sağlam. Bakalım topuklar yerinde. Yerinde. Kimse yanmadı. Helal helal. Yukarı bak, yukarı bak. İyi misin? Ay, biz beceremeyeceğiz buranın bu işini galiba. ne yapalım, kalkalım mı? Hadi. Thank you.
Nerede kaçtık biz? Ya soracağım soracağım hep unutuyorum. Sen yanlış anlama ama niye bu arabayı kullanıyorsun? Jeep'in falan var senin yani. Şirket arabası bu. Emekler. Ne bileyim seviyorum ya ben bunu. Bir de bugüne kadar hiç yolda bırakmadı beni. Ne oluyor ya? Yok artık ya. Bakın. Patlamış. Tek bir gece ya. Tek bir gece her şey senin için özel olsun istedim bu kadar. Benim için özel zaten. Seninle her an özel. Azıcık yürüyelim mi? Gel. Bak ben gerçekten çok mutluyum Mert. Elini tutabiliyorum ben. Daha ne isteyeyim? Yok ya. Bir şey istiyormuşum aslında. Ne? Dondurma. Dondurma mı? Evet. Bana bir dondurma alırsan bu geceyi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Bekle burada hemen geliyorum. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Şundan. Tamam. Efendim bir seyirci alabilir miyim içinizden? Buyurun efendim siz. Aa, yok ben yapamam. O kadar doğru değil. Buyurun. Buyurun. Benim çiçeğimi kimse beğenmiyor. Şu mendili üzerine örter misiniz? Harika. Bir de üflerseniz. Balon patlatacaksınız ödül olarak. Buyurun. Çünkü ödül olarak bunu patlatmanızı istiyorum. Buyurun. Thank you.
Ben Mert değilim. Benim adım Kerem.